Zuhal Hanım. Ah Veli Bey, hoş geldiniz. Vay 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 vay. Benim güzel öğrencim başhekim olmuş. Sayenizde hocam, sayenizde. Yok, bu senin kendi başarın. Başından beri çok emek verdin. O şedi bir gözlükleri takıp gece yarılarına kadar koca koca dosyaları benimle incelemen, kitaplarda araştırma yapman hala hatırımda. Neyse ki artık lazer var hocam. gezdirmeyecek misin bana hastaneni? Zevkle hocam, buyurun. Açılmamış bir katımız daha var. Orayı da cerrahi bölümüne eklemeyi düşünüyorum. Ayrıca şu an son sistem cihazları hizmete soktuk. Amerika ile aynı anda online ameliyat yapabiliyoruz. Hiç değişmedin mi sen? Hep iş, 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 iş. Nasıl hocam? Bana aşktan bahsetsene biraz. Aşık oldun mu aşık? Mesela evlendin mi? Boşandın mı yoksa? Hocam yapmayın. Ben ciddiyim. Bak bana, bu yaşıma geldim, hala yalnızım. Öyle demeyin hocam. Sevdikleriniz var, dostlarınız, öğrencileriniz. Hepsi laf. Anlaşılan senin de durumun benden farksız. İşiyle evliyiz, zavallı bir kadıncağız. Hı? Bir çay daha içer misiniz hocam? Ya da kahve alalım. Hı? Acıktıysanız yemek de yiyebiliriz. Hemen arkadaşlara Yok. Söyleyeyim. Bırak şimdi çayı kahveyi. Ben seni teftiş etmeye gelmedim. Eminim bu işi hakkıyla yapıyorsundur. Ondan hiç şüphem yok. Sağ olun hocam. Benim buraya geliş nedenim sıradan bir ziyaret değil. Başka bir şey. Hocam, beni korkutuyorsunuz. Ben de korkuyorum Zuhal. Çünkü şimdi ölüm benim kapımı çalıyor. Ne diyorsunuz hocam siz? İşte geldi Doktor Suat. Kardiyovasküler cerrahımız. Sizinle tanışmak benim için büyük bir onur Veli Bey. Teşekkür ederim, memnun oldum. Modifiye bypass operasyonu tekniğinizi oldukça sık kullanıyorum. Evet, güzel bir akşamüstü buluşuydu. O yöntemi sadece bir akşamüstü mü buldunuz? 6 yılını aldı. Evet, 6 yıl artı 1 gece. Veli Bey buraya sadece ziyaret için gelmedi Suat Bey. Triküspit yetersizliğiyle aort ve mitral kapakta darlık var. Triküspit aloplastisi ve ikili kapakçık replasmanına ihtiyacım var. Emin misiniz? Anjiyo, eko, PEA, akciğer grafisi, hepsi bunları gösteriyor. Hı hı. Modifiye bypass yöntemini ben buldum ama kendi kendime ameliyat edemiyorum. EKG'nizde atrial fibrilasyon ve sağ ventrikül yüklenme paterni mevcut. Ayrıca akciğerlerinizde ödem de var. Evet. Bu yüzden arkadaşlarım yapmak istemiyor bu ameliyatı. Daha doğrusu beni öldürmekten korkuyorlar. Arkadaşlarınızın yapmadığı şeyi bizim yapacağımızı mı düşünüyorsunuz? Hı. Onların kariyerini ben başlatmadım. Onlar bana hayır diyebilir. Ama Zuhal diyemez. Hı? Kesinlikle hayır. Durun bir saniye. Daha son testlerine bile bakmadınız. Dosyasını okudunuz mu? Sol ventrikül basıncı 300 mililitre civa. Yani tavan yapmış. Kendisi riskin farkında zaten. Ha öyle mi? Tamam o zaman. Ben boşuna endişelenmişim. Bakın, tıp tarihine Veli Tekinsoy'u öldüren cerrah olarak geçmeye hiç niyetim yok benim. Anladınız mı beni? Suat Bey, dinleyin lütfen. O hayatıma yön veren insanlardan biri. Benim ustam. Genç bir cerrahi asistanı iken, sırf kadın olduğum için kimse bana şans vermezken o her... Zuhal Hanım. Vefanızı çok iyi anlıyorum. Ama üzgünüm. Ben böyle bir riske giremem. Yani ona ameliyat etmeyeceğim.
Veli Tekinsoy ikili kapakçık değişimi istiyor ama Suat Bey ameliyatı yapmayı reddediyor. Aa, neden? Korktu. Onu öldürebileceğini düşünüyor. Böyle düşünüyorsa bir sebebi vardır Zuhal'ın. İçini açacak olan o. Her neyse, şu an için ameliyat yok. O yüzden en azından onu stabil ve rahat tutmaya odaklanmalıyız. O ne isterse yapın Jülide Hanım. Bonfile isterse en iyisini bulun. Murat, arter kan gazı ve solunum fonksiyon testlerini yap. Zeynep, santral kateter takma işi de sende. Bu arada yeni görevinize zor bir günde başladınız. Ama altından kalkacağınıza eminim. Sağ olun. Bravo. Sub klavyeni ilk denemende buldun. İkinci bravo da hamile olduğun için. Dalga geçiyorsun. Hayır. Çok işten söylüyorum. Hem iyi bir cerrahsın hem de bir aile kurmuşsun. Çocuk yapmayı da ihmal etmemişsin. Sana tavsiyem sakın kariyerin için çocuğunu ve kocanı ihmal etme. İyi bir kariyer hiçbir zaman yalnızlığa ilaç olmuyor. Zeynep, Veli Bey'e sürekli sıvı ikmalinin yanında amiodaron dozlamasına başlayalım. Neden amiodaron vermeye başlıyorsunuz? Zeynep, açık kalp ameliyatı olacak birine amiodaron verilir mi ha? Zeynep, bizi yalnız bırakır mısın lütfen? Suat Bey henüz ameliyatı yapma konusunda kararlı değil. Kardiyovasküler bölümüne bir kapakçık değişimi yaptırtamıyorsan, o zaman düşündüğüm gibi bir başhekim değilsin. Belki de en iyisi benim burada bıçak altına yatmam olur. Alır mısın şu kabloları üstümden? Alır mısın şunları? Veli Bey, bir saniye lütfen. Sen şu kabloları çeker misin lütfen? Hocam, yatar mısınız şuraya? Suat'la tekrar konuşacağım. Cerrahi şefiyim Suat Bey. Ve isteklerimin yerine... Kim olduğunuz umurunda değil. Veli Tekinsoy'un ellerinde ölmesine izin vermeyeceğim. Her şekilde ölmek üzere. Dosyayı tekrar incelemenizi istiyorum Suat Bey. Lütfen. İyi geceler. Oturabilir miyim? Tabii, buyurun. Anlaşılan siz de benim gibi hastaneden çıkamayanlardansınız. Evet, galiba. İnsan burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Gün yetmiyor çoğu zaman. Tuhaf. Kesinlikle ben de böyle hissediyorum. Ama bugün ilk defa farklı bir şey hissettirdi eski hocam bana. Hayatın buradan ibaret olmadığını. Yaşamak için insanın başka şeylere ihtiyaç duyması gerektiğini. Hocanıza katılıyorum. Bir insanın hayatı işi olamaz. Ama bazen işi iyi gelir, unutturur. Siz de yaralısınız galiba. Hocamın tavsiyesine kulak vereceğim. Aile kurmayı ciddi bir şekilde düşüneceğim. İnsan yalnız olmamalı. Bence de. Tabii doğru insanı buldunuzsa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.